Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün siyasetin sıcak gündemini değerlendireceğiz. Konuğumuz araştırmacı İbrahim Uslu. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Konuşacak çok şey var malum, gündem sıcak. Salı ve çarşamba günü liderler grup toplantılarında konuştu. Oradan zaten epey bir malzeme var. Demirtaş'ın dün çıkan bir yazısı var. Onunla ilgili de sizinle konuşmak istiyorum ama hemen öncesinde çok sıcak bir gelişme var. Yeni sanıyorum yarım saat oldu. Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıldönümünde Bülent Arınç bir konuşma yaptı. Ve oldukça enteresan şeyler söylüyor. Sert de bir konuşma. AKP'nin eskiden kendisi de bir eski AKP'nin kuruluşunda da yer almış bir eski siyasetçi olarak bu tarz toplantılara her zaman katılırdık. Artık onlar katılamıyorlar deyip şöyle sert bir çıkış yapıyor. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokunmuyorlar. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir diyor. Oldukça sert bir konuşma. Ne dersiniz İbrahim Bey? Ne demek istiyor Bülent Arınç? Evet, yani hani bu sözlerin bir tek muhatabı var zaten. Orada olmayan şey AK Partili siyasetçilere ve AK Parti siyaseti çevresinde şey ona destek olan ikinci, üçüncü halkaya hitap eden bir şey. Çok net bir mesaj. Benim gördüğüm gidişattan rahatsızlıklar dile getirdi ve bu sanki her şey çok güzelmiş gibi reel dünyada siyasetçinin bizzat kendisinin ve seçmenlerin yaşatılmaya çalışılmasını akıl dışı bir tavır olarak görüyor ve sorun varsa bu sorunu da dile getirmek lazım diyor. Öyle sular berrak, çiçekler açtı, böcekler uçtu falan zamanı değil. Bizim açıkça olanı biteni cesurca tartışmamız lazım diyor. Ki bence de doğru olan bu. Yani sen şimdi şey muhalif bir tavrım var diye iktidara muhalefet eden herkese destek oluyorum bağlamında bunu söylemiyorum. Gerçekçi olan, siyaseten doğru olan da bu. Ortada bir sorun varsa bu şirketler için de böyle. Yani her şey çok güzel, işler çok yolunda dediğinizde sonunda iflas ediyorsunuz. Pazar payınızı kaybediyorsanız, karlılığınız düşüyor vesaire. Yani bir şey sorun yaşanıyorsa, bir verimsizlik söz konusuysa, yanlış adımlar atılmışsa ki olabilir. Yani insanın olduğu her yerde bu tür hatalar normaldir, olabilir. Ama hatayı görmezden gelip, halının altına süpürüp, sanki yokmuş gibi davranıp, yolunuza her şeyi çok güzel bir şey diyerek devam edecek olursanız, o zaman önünde sonunda gerçeklerin aşı yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben bunu daha önce de defalarca anlattım. AK Parti'den arkadaşlara da anlattım. Şimdi referandumda AK Parti toplamda işte MHP ile birlikte o toplam oyları 60'ken 51,5 aldı. Kimse bu 51,5'u konuşmadı. Sanki her şey güzelmiş. Niye? Referandumu geçirdik diye baktınız. İyi de MHP'den fire yoktu. Bütün fireler AK Parti'dendi ve AK Parti o referandumda 8-9 puan fire verdi ve o 50'nin işte ancak 40-41'i şeyden geldi. AK Parti oylarından geldi. Gerisi MHP oylarıydı. Şimdi bunu sorun yapmadınız. Ben bunu anlattığımda bir şey olmaz. Onlar genel seçimde gelirler falan diyorlardı. Bu referandum işte referandumda olabilir falan. Sonra genel seçim oldu. AK Parti bu sefer 42,5 aldı. Şeyle, Büyük Birlik'le tek liste girdikleri için o 42,5'un içinde Büyük Birlik oylar da var. Onu çıkardığınızda 1,5 puan civarında Büyük Birlik oylar var. AK Parti yine 41. Bunu da halının altına süpürdüler. Sonra yerel seçim oldu. İşte çok sayıda büyük şehir kaybedildi vesaire. Biz şeyde bir tek AK Partili kalkıp bu seçimde biz 38 aldık arkadaş nereye gidiyoruz falan demedi. 38 nasıl bulduk? Bir partiler arası ittifaklar olduğu için biz onu hesaplayarak 38 olduğunu tahmin ediyoruz. 38 civarı kapacak. 40'ın altına düştü yerel seçimlerde. Bunu da bir tek AK Partili kalkıp biz 50'lerde iki seçimde 150'ye çıkmış bir partiyiz. Nasıl oldu da biz 40'ın altına indik 38'lere düştük. Ne oluyor arkadaş bunun sorumlusu kim falan neyi yanlış yapıyoruz onu da tartışmadılar. Bugün
Biz şimdi artık 30'un altında olduğunu tahmin ediyoruz. Birçok sayıda araştırmada AK Parti 30'un altına geldi. Yani siz yokmuş gibi davrandığınızda sorun çözülmüyor. Benim gördüğüm Sayın Arınç bunu kendi üslubuyla dile getiriyor ve diyor ki sorun varsa bunu bir cesurca teşhis etmek, iki cesurca tartışmak lazım. Bunu yapmadığınız zaman işte sonunda gerçeklerin acı yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Dedim ya referandumda belki mesajı doğru okusaydı AK Parti o 41'i iyi yorumlasaydı bugün ne Türkiye'de yaşananların büyük çoğunluğu yaşamış olurdu ne de kendisi bu tabloyla karşı karşıya kalmış olurdu. Şimdi AK Parti 30'un altında mı? Kaç puan altında? Daha da düşer mi? Falan bunları konuşuyorlar. Ve şimdi benim gördüğüm bir panik hali başladı. Çünkü ne Cumhurbaşkanlığını ne parlamento seçimlerini kazanamayacaklarını görüyorlar. Fakat hala bunu konuşamıyorlar. Yani AKP içinden olup da gidişattan rahatsız olan tek kişi de herhalde Bülent Arınç değildir. Ama Bülent Arınç gibi cesur bir şekilde bunu dile getiremiyorlar muhtemelen. Sizce peki Bülent Muhtemelen. Arınç gibi artık böyle daha sesi çıkar şekilde bu eleştirel açıklamaların artması, daha farklı kişilerden dile getirilmesi mümkün mü sizce önümüzdeki günlerde? Yani bir şey teşhis etmek eleştiri de değil. Onu bile bence yanlış yorumlanıyor. Yani oylarımız düştü demek bir eleştiri değildir, bir realitedir, bir olgudur, bir gerçekliktir. Şu politikayı yanlış yaptık. Bizim eğitim politikalarımız hatalı. Böyle işte bu maliye politikasına doğru dürüst kurulamıyoruz enflasyonla mücadele için falan dediğinizde bu bir eleştiri olabilir ama oylarımız düştü. Seçmen bizden uzaklaşıyor falan dediğinizde ya da seçmene şikayetler var dediğinizde bunlar aslında gerçeklikler, realiteler. Evet, Şimdi malumun ilanı aslında. ama realite aynen öyle. Realiteyi söylemek bile artık kötü bir şey olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu konuşulmasın isteniyor. Şimdi partinin üst yönetimi gerçekler konuşulmasın, gerçeklerin üstünü örtelim diye bir karar almışsa aşağıdan bazı cengaverlerin çıkıp hayır bu siz yanlış yapıyorsunuz, gerçek sizin dediğiniz gibi değil demesi çok anlamlı bir şey de değil. Çünkü o zaman tırnak içerisinde bu hain damgası yiyor, damgalanıyor ve uzaklaştırılıyor. Şimdi o yüzden de bir kere parti bu tür durumlarda, şirketlerde de öyle yani bir şunları yanlış yapıyoruz. Bakın karlılığımız düştü, verimliliğimiz düştü, rakiplerimizin pazar payı arttı falan dediğinizde patron sen hadsiz nasıl bunları söylersin deyip sizi işten çıkarıyorsa şimdi patron bunu duymak istemiyorsa sizin bunu patrona söylemenizin bir esprisi yoktur. Anlamlı da değildir. Sadece başınızı belaya sokmuş olursanız. Siyasette de böyle. Patron bunu duymak istemiyorsa ya da üst yönetim bunu duymak istemiyorsa ve bunların konuşulmasını yasakladıysa artık aşağıdan birilerinin bunları konuşmaya cesaret etmesini bekleyemezsiniz. Anlamı da yok. Niye? Çünkü zaten süreci değiştirmesine imkan yok. Çünkü sürecin sahipleri ya da yöneticileri böyle bir karar almışlar. Bunların üstünü örteceğiz, görülmeyecek. Hatta o yüzden şimdi işte araştırma şirketleri eleştirilmeye başlandı. Hatta şimdi biliyorsunuz dün gece geçti o parlamentodan. Artık toplumu yanıltmaya çalışmak ve suç haline geldi. İşte verdiğiniz herhangi bir bilgi yüzünden sizler, bizler hepimiz bir yılla 3 yıl arası hapiste cezalandırabiliriz. Sadece bilgi paylaştığımız için. Bunun manipülatif olduğuna, toplumu aldatmaya yönelik olduğuna kim karar verecek? Yani ben bir bilgi paylaşıyorum. Bazen bilgiler yanlış da olabilir. Hatta bilimsel de şeyler bile, veriler bile bazen yanlış oluyor. Yıllar sonra anlaşılıyor ki Evet. o teşhis yanlışmış falan diye. Şimdi buna hakim nasıl karar verecek? Yani bilim insanlarının doğru mu yanlış mı olduğuna emin olamadığı bir şeyden bahsediyoruz, alandan bahsediyoruz. Hatta bilim işte yanlışlanabilir olmalı ki bilim olsun, yoksa dogma olur falan yani. Şimdi biz Tabii. sadece 2 kere 2 4'tür falan mı diyeceğiz yani? Toplumu aldatmamak için. Şimdi böyle bir döneme girdik. O yüzden de hani kimseden Don Kişotluk falan beklememek lazım. Üst yönetim bunu duymak istemiyorsa çatı altındaki insanlar bunu söyleyemezler. Peki İbrahim Bey, isterseniz gündemin bir diğer maddesine geçelim. Siz de takip etmişsinizdir. Dün HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın T24'te enteresan bir yazısı çıktı. Dün de herkes bunu konuştu. Ben de size bunu sormak istiyorum. Seyircilerimize bir hatırlatalım kısaca. Erdoğan'ın işte seçim normal zamanda olması takdirinde yaklaşık bir seneden fazla bir süre önce adaylığını açıklaması ve bunu da böyle şaşasız basit bir şekilde İzmir'deki alelade bir konuşmasında duyurmasından hareketle şöyle söylüyor.
Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime 3 ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzer bir bahane ile çekilip yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Yani kimsenin dile getirmediği enteresan bir fikir ortaya atmış. Sıra dışı bir yerden olayı değerlendirmiş Selahattin Demirtaş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey olası mı yoksa Demirtaş biraz şey mi yapmış? Zihnimizi açmaya mı çalışmış diyeyim. Yani biraz öyle ama ben şu başka daha ileride bir iddia söylüyorum. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan'ın aday olmama özgürlüğü yok. O işte kendisinin istemesine ya da istememesine bağlı değil. Her durumda aday olmak zorunda. Niye? Bir kere MHP sizin şeyini önümüzdeki seçimle ilgili stratejisini Erdoğan'a bağlamış durumda. İki, Erdoğan'ın etrafındaki çok sayıda, yani saymakla bitemeyecek kadar çok sayıda insan siyasi kariyerini, siyasi çıkarlarını veya ekonomik çıkarlarını Erdoğan'ın iktidarına bağlamış durumda. Dolayısıyla bu birinci veri. İkinci veri, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan aday olmadığı durumda çıkarabileceği alternatif bir aday da yok. Yani hiçbir Erdoğan'la bile kazanamıyor şu an. Ama en iyi rekabet edebilecek aday Erdoğan. Erdoğan dışında hiçbir adayla da yarış kazanamayacağını biliyor. Şimdi İstanbul seçimlerinde şeyde bunu denedi. Yani kendisi dışında en çok oy alabileceğini düşündüğü ve parti genel başkanlığı ve başbakanlık yapmış birini, düşünün başbakanlık yapmış birini belediye başkanı yapıyorsunuz. Ve fakat fark yiyerek seçimi kaybediyor. Şimdi şeyin farkında, dolayısıyla yani AK Parti'deki herkes Erdoğan olmadığı takdirde, aday olmadığı takdirde yerine konacak şey ikinci bir ismin şeyde seçimde hani averaj takımlar vardır ya futbolda, her takımdan şey 5-6 tane gol yerler falan, fark yiyerek şey mağlup olacağını biliyor. O yüzden de Erdoğan'ın aday olmama lüks ve özgürlüğü olduğunu ben düşünmüyorum. Aday olmak zorunda kalacak. Yani hayatta olduğu sürece aday Erdoğan'dır. Ben Erdoğan'ın adaylıktan çekip feragat edebilme olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Herkesin adaylıktan çekilebilme, feragat edebilme özgürlüğü ve lüksü var. Ama Sayın Erdoğan'ın yok. O şey hayatta olduğu sürece Allah uzun ömür versin. O yarışta aday olmak zorundadır. Ben etrafındakilerin öyle bir baskı kuracağını düşünüyorum ki Sayın Erdoğan bile bu baskı karşısında adaylığını açıklamak zorunda kalacak. Bence öyle bir baskı altında adaylığını açıkladı. Çünkü muhalefet bunu çok kullandı. Hatta bu tür yorumlar yapıldı. Acaba aday olmayacak mı? Ben adaylığını alelacele açıklamasının arkasında biraz da bunun yattığını düşünüyorum. Çünkü evet bugüne kadar Sayın Bahçeli ilan etti. Ama onun dışında kendisi ben adayım demedi. AK Parti de resmen adaylığını açıklamadı. Bizim partimizin adayı Erdoğan. Herkes doğal aday gözüyle baktığı için bunun konforundan yararlanıyordu. Ama muhalefet bunu dile getirdikçe, yani sandığı getirmiyorsun, adaylığını açıklamıyorsun, bizim adayımızı soruyorsun. Bu nasıl bir iş? Sen önce sandık tarihini belirle, arkasından adaylığını açıkla, ondan sonra da biz adayımızı açıklayalım diye üzerine gidince belli ki bunun kendisine zarar veren bir şey olduğunu hissetti. Ve artık adaylığını açıkla diye kendi parti içinden gelen tavsiyelere uydu muhtemelen ve o bahsettiği ritüel olmadan, tören olmadan, seremoni olmadan adaylığını açıklamak zorunda kaldı. Hakikaten AK Parti bugüne kadar belediye başkan adaylarını bile büyük bir törenle açıklar. Genellikle Ankara'daki bu Arena spor salonunda çok güzel bir gösterişli bir spor salonudur. Orası ağzına kadar dolar. Gösterişli bir sahne olur. Coşkulu bir atmosfer yaratılır. Ve adaylar tek tek kamuoyuna tanıtılırdı. Şimdi İzmir'de kendi kendine aday ilan etti. Adayım dedi falan. AK Parti'nin bugüne kadarki geleneklerine çok aykırı bir şey oldu. Ama bunun bence nedeni üzerindeki baskı ve bir an önce artık adaylığını açıklama şeklindeki telkinlerdir. Yoksa daha sonra çekileyim de diye şimdiden yaptığı bir hamle olduğunu ben düşünmüyorum. O lüksü yok. Peki muhalefetin adayına geçelim isterseniz. Siz de biraz söylediniz ama Erdoğan her fırsatta
muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıklaması konusunda ısrarcı davranıyor. Dünkü grup toplantısında da aynısını söyledi. Ama sadece muhalefetin adayını açıklaması değil, bir taraftan özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını istiyor gibi burada bir ısrar var. Yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu provoke ediyormuş gibi adaylığını açıklaması konusunda, ama bir taraftan da herkesin de konuştuğu bir şey, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Yani rakibinin Kılıçdaroğlu olmasını istiyor gibi. Siz buna katılıyor musunuz? Kılıçdaroğlu mu istiyor ve o yüzden böyle yapıyor? Aslında onu istemiyor. Başka bir şey yapıyor benim gördüğüm Sayın Erdoğan. Şimdi birincisi iki tane zorluğu var Sayın Erdoğan'ın. Bunlardan birincisi parlamento seçimleri. Parlamento seçimlerinde artık parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlayamayacağını biliyor. Niye? Çünkü araştırma verileri onun önüne gidiyor ve 40'ın çok altında. Hatta bizim bu son şey 2 aydır 35'ler civarında olduğunu gözlemliyoruz Cumhur İttifakı'nın toplam oyunun. 30'da %35 ile parlamento çoğunluğu alamazsınız. O yüzden orada büyük bir dezavantajı var. Ve o yüzden de bu parlamento seçimlerini görünmez hale getiriyor. Birincisi bu. İkincisi aslında karşıda büyük bir blok var, ittifak var, çok sayıda parti var. Hatta muhalefette birden fazla ittifak olacak muhtemelen. HDP'de çünkü sosyalist partilerle bir ittifak çalışması sürdürüyor. Öyle olduğunda karşıda iki tane güçlü ittifak vesaire falan. O tablo tabii dezavantajlarını çok çıplak bir biçimde herkese gösterecek. Öyle olunca da bu tablonun görülmesini de istemiyor. Adeta bu yarışı, genel seçim dediğiniz şey, Cumhurbaşkanı seçiyoruz, milletvekilleri seçiyoruz, 600 tane çok sayıda parti katılıyor, çok sayıda aday katılıyor, çok sayıda ittifak olacak falan. Aslında devasa bir süreç. Sayın Erdoğansa bu sürecin olduğu gibi algılanmasının kendi dezavantajlarını ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracağının farkında Cumhur İttifakı'nın. O yüzden de bu sürecin üzerine örtmek ve adeta bir boks maçıymış gibi. Yani ringde iki tane boksör var, biri kendisi, biri de adayı, kimse o. Sayın Kılıçdaroğlu onu çağırıyor. Başka birine sen aday ol falan demesi çok anlamlı olmayabilir. Yani komik olur. Niye? Çünkü işte en büyük partinin adayı olduğu için genel başkan olduğu için aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nu ringe davet ediyor. Yoksa diğer partileri onlardan birini çağırması mümkün değil. Bunun hamlelerle bir taraftan ittifakın bence dengelerini bozmaya çalışıyor. Niye? Çünkü ittifak diyor ki biz 6 lider zamanı geldiğinde oturacağız ve birlikte bir isim belirleyeceğiz. Oysa ki Sayın Erdoğan diyor ki boş ver masayı falan, sen şimdiden adaylığını açıkla. Bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istediği için değil. Masanın ahengini bozmak için birincisi bunu yapıyor. İkincisi de bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. Ringde iki tane boksör var ve biz onların ünvan maçını izliyormuşuz gibi bir atmosfer oluşturmaya çalışıyor. Öyle olunca bu işten daha karlı çıkacağını düşünüyor bence. Çünkü işte Kılıçdaroğlu sonunda %25, %27 neyse bu son zamanlarda %27-28 aralığında araştırmalarda görülüyor. Öyle bir partinin lideri. Dolayısıyla ben birinci tur olmasa bile ikinci turda çıkabilirim. Parlamento zaten gitti. O yüzden oradan üzerinden bir rekabet gündeme getiremem diyor. İttifaklar arası bir rekabeti gündeme getiremem. Artık benim ittifak küçük ittifak haline geldi. Büyük ittifak değil. Ama ben hala çok oy alan bir adayım. Dolayısıyla bir adayı daha bulursam, sadece iki adayın yarışına döndürürsem süreci, ben bu illüzyondan kârlı çıkarım. Bence böyle bir mühendislik yapıyor. Bunun arkasında başka bir, diyelim ki İyi Parti birinci parti olsaydı o zaman Meral Hanım'ı çağıracaktı. Yani sadece CHP en büyük muhalefet partisi olduğu için ve onun lideri de Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için onu ringe davet ediyor. Saadet Partisi'ni ya da Deva Partisi'ni falan davet etmesi komik olurdu yani. Çünkü onlar AK Parti'den sonraki en büyük ikinci parti konumunda değiller. O yüzden böyle davranıyor. Ama esas amaç bir siyasal illüzyon yaratmak ve bu önümüzdeki süreci bir boks maçına, ünvan maçına falan döndürmek, sadece iki adayın rekabet ettiği bir yarışmış duygusu yaratmak falan istiyor. Malum muhalefet altında masa da bunun tam tersini yapıyor uzun zamandır. Diyor ki bu kişiler üzerinden yürüyen bir süreç değil. 6 tane parti var, ilkeler var, komisyonlar var, metinler çalışıyorlar vesaire falan. Onlar süreci kurumsallaştırmaya çalışırken
Sayın Erdoğan da iki adayın yarışına döndürmeye çalışıyor. İki ayrı strateji var burada. Aslında siyasetçiler birbirlerinin dilinden anlıyorlar tabii. Altılı Masa'nın ne yapmaya çalıştığını anladı. Çünkü kurumsal bir rekabete döndürdüğünüz anda Cumhur İttifakı ve AK Parti orada dezavantajlı, biraz önce saydığım gerekçelerle. O yüzden kurumsal bir süreç olmasa bu, seçmen o kurumsal süreçler, yani kurumsal seviyede baktığında AK Parti'nin dezavantajlarını bütün çıplaklığıyla görebilir. O yüzden oranın üstünü örtelim. İki adayın yarıştığı bir ünvan maçına döndüreyim ben bu işi diyor. Ama tabii Altılı Masa bu konuda çok uzun zaman önce stratejisini belirledi ve stratejisini değiştirmesi mümkün görünmüyor. Peki İbrahim Bey, sizinle konuşmak istediğim bir diğer gündem maddesi de Salı günkü grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri. İsim vermeden bazı gazetecilere ve anketçilere kızdı. Oldukça öfkeli, duygusal bir konuşma yaptı. Yine hatırlatalım izleyicilerimize dediklerini. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu: "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta muhalefet yapan bana öğretmeye çalışıyorlar. Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz." Oldukça sert bir tonda. Hatta Kılıçdaroğlu'nun standartlarının üzerinde Doğru. bir sertlikte. Ve işte bunun üzerine tabii 2 gündür bayağı bir konuşuldu, bayağı bir spekülasyon var. İşte özellikle bir süredir Özer Sencer'e ve onun kurucusu olduğu Metropol Araştırma Şirketi'nin bazı anketlerinin genel merkezi öfkelendirdiğine dair bazı duyumlar var. Yine Diken'e konuşan bir CHP diye üst düzey bir isim, onlara bazı duyumlar geldi ve Temmuz ayında, isim vermiyor araştırma şirketinin, ama bir anket yayınlanacağı ve orada artık CHP'nin 3. parti olarak gösterileceği, İyi Parti'nin oylarının manipülasyonla şişirildiğine dair bir duyum aldıkları, bundan rahatsız oldukları gibi bir durum var. Bu zaten Konda'nın yayınladığı ve bayağı ses getiren, o %21 aldığı İyi Parti'nin anket sonuçlarında da bu tartışma oldu. Size bunları sormak istiyorum. Siz uzun yıllardır kamuoyu araştırmacılığı yapıyorsunuz. Bu işleri çok iyi bilen birisiniz. Siz nasıl görüyorsunuz bu anket sonuçlarını? Yani İyi Parti'nin oylarının manipülasyonla şişirilmesi gibi bir ajanda mümkün mü? Mümkünse kimin işine yarıyor? Neden yapılıyor bu? Benim şimdi bu konuda bir yazı yazmıştım ben bundan birkaç ay önce. İnternette bulabilir izleyicilerimiz onu. Muhalefet Altılı Masa'ya karşı başlığıyla Perspektif Online'da yayınlanmıştı. Şimdi uzun zamandır bu süreç yaşanıyor Türkiye'de. Benim gördüğüm muhalefetse yakın kanaat önderleri ya da muhalefet şeyinde havuzunda sayabileceğimiz kanaat önderler, televizyon yorumcuları ya da köşe yazarları arasında böyle bir tutum var. Altılı Masa'yı aslında istemeyen, Altılı Masa'ya ısınmamış bir şeyden, gruptan bahsediyoruz. Şimdi mesela bu masa toplanacak ama bu koltuk hangi koltukta oturacak tartışması olduğu için masa toplanamıyor haberi yine muhalif bir platformda ya çıkmıştı ve o gün bugündür bizim üstüne üstlük orada yani Sayın Kılıçdaroğlu şunu önerdi, Sayın Akşener ona karşılık şöyle itiraz etti, işte Sayın Babacan şunu savundu falan filan diye doğrudan liderlere atfedilen açıklamalar var. Ben 6 liderin 5'iyle bu süreç içerisinde sohbet etme imkanı buldum ve 5'ine de sordum. 5'te asla böyle bir konuşma olmadı diyor. Şimdi bir gazeteci diyelim muhabir neyse böyle bir kulis haberi getirdiğinde onun editörü, genel yayın yönetmeni falan filan bunları teyit etmek istediğinde çok kolay teyit eder. Çünkü 6 ayrı kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ondan birine ikisine ulaştığınızda haberi teyit edebilirsiniz. Hatta o liderlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Yani erişilmez insanlar değiller. Sen onu yapmaya ihtiyaç duymadan bu haber çıktı ve iktidar o gün bugündür bunu kullanıyor. Bunlar nasıl Türkiye yönetecekler, masada nereye oturacaklarına bile karar veremeyip kavga ediyorlar falan diye. Sonra masa nihayet toplanıyor. İlk görüntü geldi. İlk görüntü henüz. Ve HDP'nin 4,5 aydır süren parlamenter sistem çalışmaları ile ilgili komisyona katılmadığı bilindiği halde ve o toplantı o komisyon çıktığı raporları ile ilgili bir toplantı olduğu bilindiği halde burada niye HDP yok diye sordular. Cevabı basit çünkü HDP zaten 4,5 aydır yoktu. O yüzden yoktu o günde. Çünkü o komisyon çalışmalarına katılmadı HDP. Sonra
Bir süre sonra bu dalga geçti sosyal medyada. Toplantı henüz devam ediyor. O masada niye 5 tane sağcı parti var? Sadece bir tane sosyal demokrat parti var. Diğer son partiler nerede? TKP nerede falan. O esnada TKP, EMEP, İşçi Partisi falan da HDP ile birlikte kendi ittifak çalışmalarını sürdürüyor. Onlar başka bir ittifak çalışması sürdürüyorlar. Çok iddialı bir ittifak. Ben o ittifakın eğer kurulabilirse potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Z kuşağından oraya ciddi bir teveccüh var. Şimdi bu partiler bunun da farkındalar. Niye onlar burada yok? Onlar yani sebep belli. Yani çünkü kendi ittifaklarını kuruyorlar falan. Şimdi, toplantı neyse nihayet bitti. Sonra bir basın bülteni açıklandı. Adı üzerinde basın bülteni. Toplandık. Şu konuları konuştuk, şu kararlar aldık denilen kısa, enformatik bir şeyden bahsediyoruz. Burada niye ekonomi politikaları yok? Nasıl yani? Basın bülteninde ekonomi politikası mı olurmuş? Ben bir televizyon programında yarım saat basın bülteninde ekonomi programının yer almayacağını, bunun seçim beyannamesinde yer alacağını, ortada seçim olmadığını, dolayısıyla kampanya olmadığını, dolayısıyla seçim beyannamesi olmadığını, dolayısıyla ekonomi politikası olmadığını anlattım. Yani abesle iştigal yaptığım bütün şey ama yani ciddi ciddi niye o basın bültende ekonomi programı yok diye açıklanmadı diye ben buna yanıt vermek zorunda kaldım. İki konuk vardı. Ayrıldıktan sonra muhalif bir kanalda oluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben ayrıldıktan sonra diğer arkadaş başka bir soru geldi şeyden, moderatörden. O konuya gelmeden önce İbrahim Bey'e yanıt vermem lazım. Aynı zamanda tarım politikaları da eksik dedi ve tarım politikaları olmasının ne büyük eksiklik olduğunu anlattı. Basın bülteninde. Şimdi buradan bakınca gülüyoruz yani. Bir araya geldik şu konuları konuştuk denilecek bir basın bülteni aldı şey onun üzerinde. Orada seçim beyannamesi bekleyen arkadaşlar vardı. Şimdi bunların bir kısmı niye bunu yapıyorlar tam olarak bilemem tabii ki. Yani zanda da bulunmak istemem ama benim gördüğüm bir kısmı gerçekten bu kadar sağ partinin olmasından kaygılılar. Niye? Sonunda sağcı bir iktidardan kurtulup yeni biz kendilerimize sağcı bir iktidar daha mı kuracağız diye endişeliler belki. Bir kısmı daha önce iki kere yaşandı. Bir kere yaşandı. İşte bu 2014 seçimlerinde sağcı bir adayın ortak adayı olması Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun onu hazmedemeyenler var. Tekrar benzer bir şey olmasından kaygılananlar var. Kimisi potansiyel adayların dışında belki başka bir adayın olmasını istiyor. Ya da o liderlerin dışında işte başka bir adayın desteklenmesini gerektiğini düşünüyor falan. Dolayısıyla herkesin gerekçeleri farklı olabilir. Ama neticede bu bilinen bir şey. Ta altılı masa toplantısı henüz başlamadan bu tarafa masaya muhalefet eden ve masayı itibarsızlaştıran bir şey var. Bir kanal var ve o kanal çok etkili bir biçimde çalışıyor. Bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Gerçekten muhalefet partileri çok da başarılı bulunmuyor. Yani oy oranıyla başarılı bulunma arasındaki makas açılmış durumda. Ve ben bunun iktidar propagandasından değil, dost ateşinden kaynaklandığını değerlendiriyorum. Bunu da o bahsettiğim yazımda dile getirmiştim. Şimdi belli ki Sayın Kılıçdaroğlu aradan geçen bu bunca zaman sonunda süreç sona doğru yaklaşırken bu tür tutumlardan rahatsızlığını dile getirme ihtiyacı hissetti ve çok net bir biçimde açıkladı bunu. Araştırmalarda gerçekten mesela biz hiçbir zaman İyi Parti'yi 15'lerin üzerinde görmedik. Bir ay sadece 15'in üzerinde görmüştük. Bu küfür hadisesinden önceydi. Fakat yani bir ay bir partinin oyunu yukarıda gördüğünüz zaman o çok o öyle olduğu anlamına gelmez. Çünkü araştırmacılıkta, istatistikte falan ya da bilimsel standartları da öyledir. En az 3 kere gözlemeniz gerekir. 3 gözlemden sonra evet galiba böyle falan diye kanaat getiriyorsunuz ama yani bir ay bir rakam bulduğunuzda büyük sansasyonlar kopuyor Türkiye'de bazen. Biz hiçbir zaman İyi Parti'yi %15'ler üzerinde bulgulamadık. O yüzden ben bu hatta %21,7 idi ve 2 ayda yani 15, 18 ve 22 şeklinde yani yuvarlayarak söylüyorum. İyi Parti'nin oylarını bulguladılar. Bunun anlamı İyi Parti 2 ayda oylarını %50 arttır demek. Yani 15'ten 22'ye geldiğinizde oylarınızı %50 arttırıyorsunuz. Ama şeye baktığınızda yani siyaset alanına bir parti 2 ayda oylarını
%50 arttırabilir mi? Bu şu konjonktür buna uygun mu? Gerçekten bu olmuş mudur falan. Ben evet olabilir falan yanıtı veremiyorum maalesef. İyi Parti şeyde yerel seçimlerden sonra iyi performans gösterdi ve zaten %10'dan 15'e geldi, oylarını yükseltti. Fakat bu 2 ayda falan olmadı. Süreç içerisinde oldu. Süreç içerisinde istikrarlı biçimde büyüdü. Şimdi %15'lerde duruyor. Benim gördüğüm İyi Parti üst yönetimi de bunun farkında. Yani o büyümenin yavaşladığını, durduğunu gördükleri için siyasal kimlikleriyle ilgili ya da pozisyonlamalarıyla ilgili stratejilerini gözden geçirdiler ve daha merkeze kaymak için yeni adımlar attılar. Biliyorsunuz Sayın Akşener İyi Parti'yi daha merkeze yaklaştırmaya çalışıyor. Evet. Zaten yani İyi Parti'nin üst yönetimi rasyonel bir tavır takınıyor. Bu tür şeylerden, manipülasyonlardan etkilenmediklerini ben gözlemliyorum ve değerlendiriyorum. Ama bazı siyaseti dizayn etmek isteyen hevesli arkadaşlar var, görünüyor yani medyada da bizim meslekte de. Ve onlar sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tepki vermesinin bence neden oldu. İbrahim Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Siz de kendinize iyi bakın. İbrahim Uslu ile siyasetin sıcak gündemini değerlendirdik bugün. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.